Sevgili bin yaprak ailem, nasılsınız? Uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bu sene bin yaprak yönetim ekibi beni aradığında kızlarımıza ne anlatacaksın, kızlarımıza ne anlatacaksın? Dedim ki, evet canım benim güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok enteresan konular var, bilgi kirliliği yaşanan. Özellikle beslenmeyle ilgili, daha sonra İlerleyen aylarda farklı konularla da sizlerle birlikte olacağım. Özellikle o yüzden ben pandemiden sonra bu yükselen enflamasyon önleyici beslenme ne demek? Onu sizlerle paylaşmak istedim. Ve intermittent beslenme, otofaji mekanizmaları, herkes bunlardan şöyle bir bahsediyor. Bunu bilimsel olarak size anlatmak istiyorum. Çünkü gündelik hayatınızda özellikle aramızda kilo vermek isteyen arkadaşlarımız varsa veya kilosunu daha stabil tutmak isteyen veya cildinin daha parlak olmasını isteyen bütün kadınlar istemez mi? İster. Gibi yani aslında bütünsel sağlığınıza yönelik yapabileceğiniz bu intermittent beslenmeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili olarak bugün bunları konuşacağız. Ben soruların hepsini eş zamanlı almayı tercih ederim. Chat'e yazarsanız sevgili moderatörümüz Su bana anında iletecektir. Çünkü slaytları açtığım zaman ben soru cevap kısmını göremiyorum. Slaytlarla gideceğiz. Hemen enflamasyon önleyici beslenme nedirle başlayalım. Evet, sunum formatını aldım. Umarım sunum formatında gözüküyordur sevgili Su. Şimdi arkadaşlar, önce enflamasyonun ne olduğundan bir bahsetmek istiyorum size ama bunun için ilk slayttan devam edeyim. Şimdi enflamasyon mikropsuz iltihap demek. Mikropsuz iltihap demek. Vücudumuzdaki enflamasyonu düşürmek, azaltmak son derece önemli. Ne için önemli? Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için, immün sistemimizin güçlenmesi için. Özellikle pandemiden sonra çok sık duyar olmuş olabilirsiniz, duymuş olabilirsiniz. Bedenimde oksidatif stres yükü fazla, işte vücudunda çok fazla enflamasyon varmış, immün sistemi zayıflamış diye. Bakın size şunu söyleyeyim, önce şunu bilin. Bütün hastalıklar, kanser dahil, hücrelerimizde zaten mevcut. Yani mesela bir insanın, bütün insanlarda kanser hücresi de mevcut. Bir genin 35 bin farklı ifadesi var. O geni nasıl, hangi ifadesini ortaya çıkaracağını belirleyen şey sizin günlük olarak yapmış olduğunuz seçimlerdir. Bunu geçen yıl birkaç kere sizlerle birlikte hem Instagram'da hem de bu platformumuzda işlediğimi hatırlıyorum. Gündelik rutinlerin önemi diye. Dolayısıyla kendinizin en iyi versiyonunu yaratmak sadece hareket etmek, sadece stres yönetimi tekniklerini gündelik hayatınıza entegre etmek, sadece temiz beslenme ilkelerine uyum sağlamak, sadece sirkadiyen ritimlere göre uyumak ile mümkün değil. Hepsi çok önemli. Hepsi son derece önemli. Ama beslenme ile ilgili hakikaten değil Türkiye, bütün dünyada çok ciddi bir dezenformasyon var. Şimdi bedenimizde beslenme ile ilişkili enflamasyon nasıl oluşur? Şu şekilde oluşur. Hepimizin bir beden tipi var. Ve hepimizin sindirim sistemi çalışma eğilimi farklı. Bir pita, ayurvedik beden tipi pita olan birisi, kırmızı eti çok rahat sindirebilirken mesela, bir vata aynı şekilde sindiremiyor. Eğer siz sindirim sisteminizin çalışma eğilimini zorlayıcı menü kombinasyonlarını sık sık tüketiyorsanız, o zaman yediğiniz gıdalar tam olarak sindirilmeden bağırsaklardan bir şekilde kana karışıp orada vücudunuzdaki farklı hücrelere, dokulara bu sindirilmemiş atom altı gıda parçacıkları yerleşir. Bu sindirilmemiş atom altı gıda parçacıkları zaman içerisinde doku onu tanımadığı için dokuya ait bir şey değil o. Doku onun etrafında enflamasyon yani bir iltihap oluşturur. Mikropsuz bir iltihap oluşturur. Neden? Çünkü aslında iltihap bedenin, fizyolojinin
savunma mekanizması cevabıdır. Beden kendine ait olmayan bir şeyi vücuttan atmak istediğinde etrafında iltihap oluşturur. Bu kadar basit. Eğer siz bu sindirim sisteminizin rahat hazmedemeyeceği menü kombinasyonlarını sürekli yer hale gelirseniz, ne olur? Bedeninizin birçok yerinde enflamasyon yükü yükselmeye başlar. Peki şimdi bedenimizde, fizyolojimizde bu enflamasyonlar oluşmaya başladığında neler oluyor? Şu oluyor. Normalde bizi hayatta tutmakla görevli olan organımız amigdala, limbik sistemdeki, diğer ismi reptilian brain, diğer ismi subconscious, bilinç dışı yani. Amigdala'nın ilk görevi bizi hayatta tutmaktır. Şimdi amigdala bedenimizdeki bu oksidatif stres yükünü yükselmeye başladığını gördüğü andan, fark etmeye başladığı andan itibaren bağışıklık sistemine ve sindirim sistemine normalde vermesi gereken enerjinin bir kısmını oradan çekip bir dakika burada daha ciddi bir konu var der, çeker ve enflamasyonla mücadeleye enerjiyi aktarmaya başlar. Ve enflamasyon yükseldikçe o enflamasyonu atmaya, kurutmaya çalışır. Ve enflamasyon yükseldikçe bu döngü bir kısır döngü haline gelir. Çünkü bağışıklık sisteminden çektiği enerji neticesinde zamanla bağışıklık sistemi zayıflamaya, sindirim sisteminden çektiği enerji neticesinde de yedikleriniz zaten sindirim sistemine giden enerji de azaldığı için tam olarak zaten hazmedilememeye başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi bu bedenimizdeki oksidatif stres yükünü nasıl azaltabiliriz? Bunu azalttığımız zaman nasıl immün sistemimiz çok daha güçlü ve canlı olur? Ona yönelik bir takım bilgileri öğreniyor olacaksınız. Dediğim gibi anti-inflamatuar beslenme şu demek. Yemiş olduğumuz menü kombinasyonlarındaki gıdaların en hızlı şekilde sindirim sistemi tarafından sindirilerek fosaların ve kullanılmayan diğer maddelerin bağırsaklar kanalıyla tahliyesine biz enflamasyon önleyici beslenme diyoruz. Normalde bir ana menünün sindirimi 1,5 saat sürer. Ama normalde 5 saat sonra, yani bir öğle yemeğinden kalktıktan sonra siz bir de 12'de öğlen yemeğinizi yediyseniz 5,5'da normalde sindirim sisteminizde sindirilecek hiçbir gıdanın kalmamış olması gerekiyor. Eğer hala kendinizi tok hissediyorsanız yanlış menü kombinasyonları tükettiniz demektir. Mesela bu şekilde bir ölçüm ve sağlama yapabilirsiniz. Yani anti-inflammatory nutrition dedikleri enflamasyon önleyici beslenme, gıda kombinasyonları sindirimi kolay ve sindirim sistemini zorlamayan. Ve bu şekilde de ne demiştim? Dolayısıyla bedendeki sindirim sisteminden kaynaklanan o oksidatif stres yükünü aza indirilerek well aging dediğimiz sağlıklı ve mutlu yaşama sürecinin başlaması enflamasyon önleyici beslenme ile son derece orantılı. Biz Ayurveda'da şöyle diyoruz. Artık yeni tıp da böyle diyor. Fonksiyonel tıp da diyor. Tabii ki de ne yediğiniz çok önemli ama neyi, ne zaman, nasıl tükettiğiniz de çok önemli. Artı ne yediğinizden çok aslında neyi sindirebildiğiniz önemli arkadaşlar. Yani siz çok sağlıklı bir menü kombinasyonu yediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama belki sizin beden tipinize uygun değil. Artı belki sindirim sisteminiz onu sindiremiyor. Bilemezsiniz. O yüzden veya diyelim ki bir zehir içtim ama sindirim sistemim o kadar güçlü ki o zehri hemen hazmetti, metabolize etti, tak attı dışarı. Enterik sinir sistemi yani sindirim sistemi ve bağışıklık sistemim kalkan yaptı. Demek ki sindirim sistemi bütünsel sağlığı temelidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Enterik sinir sistemi bütünsel sağlığı majör kapısıdır, ana giriş kapısıdır. Eğer her gün düzenli ve konforlu bir dışkı tahliyesi yoksa bütünsel sağlıktan bahsedemeyiz arkadaşlar, bahsedemeyiz. Ayurveda tıbbının temeli sindirim sistemi merkezidir. Her şey sindirim sisteminde başlar. Kaldı ki Vedalarda şöyle bir laf vardır, çok severim. Arınma ağızdan başlar. Ağzınızdan içeri girenler ve ağzınızdan dışarı çıkanlar arınmayı
başlatıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları anlattım. Akut kısa süreli enflamasyon var. Kronik enflamasyon var. Kronik enflamasyon sessiz sessiz ilerler. Nasıl anlarsınız ama? Mesela sabah kalktığınızda 7 saat uyudunuz, 8 saat uyudunuz ama kendinizi halen yorgun hissediyorsunuz, tam dinlenmemiş hissediyorsunuz. Vücudunuzun farklı yerlerinde muhtelif ağrılar var. Dilinizin üzerindeki pas tabakası sabah kalktığınızda oldukça kalın. Kendinizi kronik olarak ortada hiçbir şey yok, geçerli bir sebep yokken mutsuz hissediyorsunuz. Terlediniz, teriniz çok pis kokuyor. Her gün sindirim sistemi düzenli çalışmıyor. Bunların hepsi vücudunuzdaki enflamasyon oranını ölçebileceğiniz, kendi kendinize bakabileceğiniz aslında sağlamalardır. Aynı zamanda size şunu da öneririm. Benim wellagingturkiye.com diye bir web sitem var. Oraya girip orada testler diye bir bölüm var. O testlerin içinden telomer testini hepinizin yapmasını öneririm. Böylece biyolojik yaşınızın aşağı yukarı hangi sağlık durumunda olduğunda oradan tespit edebilirsiniz. Evet. Evet, kronik enflamasyon. Bizim bahsettiğimiz olay kronik enflamasyon arkadaşlar. Akut değil. Akut enflamasyon değil. Akut inflamasyon nedir? Bir yeriniz kesilir, kan akar, kabuk bağlar ve o kabuk bağlarken cilt mesela üzerinde onun bir ödem oluşturur, bir iltihap oluşturur. Onda aslında mikrop yoktur. Yani eğer paslı bir çivi falan çizmediyse. Evet. Şimdi kronik enflamasyona neler sebep oluyor? Sadece beslenme değil. Yani bu yanlış gıda kombinasyonları değil. Eğer stresinizi yönetemiyorsanız fazla stres hormonu kanda dolaşıyorsa bu sebep olur. Sağlıksız beslenme zaten bunu konuşuyoruz. Bir de hareketsiz bir yaşam. Hareketsiz bir yaşam. Arkadaşlar bakın. Her zaman derim. Hareketsiz bir yaşam bedene ve zihne en kötü uyuşturucunun vereceği zarar kadar zarar verir. Siz siz olun. Her gün hareket edin. Her gün hareket edin. Spor salonlarına gitmek için zaten artık yani pandemiden sonra her şey online olduğu için yani salona gidemeyebilirsiniz. Ama evde aplikasyonlardan, YouTube yayınlarından kendinize iyi gelecek olan kesinlikle bir hareket dizisi bulabilirsiniz. Yürüyüşler, pilatesler, yogalar, neyse fitnesslar hepsi var. Şimdi intermittent beslenme bu enflamasyon önleyicinin beslenmenin arkasından intermittent beslenmeye geçmek istiyorum. Çünkü intermittent beslenme bir enflamasyon önleyici beslenme şeklidir. Neden öyledir? Onu anlatmak istiyorum size. Aynı zamanda şunu da bilmenizi istiyorum. Eğer benim kitaplarımı okuduysanız veya daha önceki YouTube videolarımın bazılarını dinleme fırsatınız olduysa Ayurvedik beslenmede enflamasyon önleyici beslenmedir. Çünkü Ayurvedik beslenmede biz bünye tiplerine göre beslenme önerileri veririz. Çünkü o bünye tiplerine göre verdiğimiz öneriler tamamen o tiplerin sindirim sistemi çalışma eğilimlerine göre düzenlenmiş olan menü kombinasyonlarından oluşur. Ama bu işi çok zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Eğer beslenme ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız size çok basit bir öneride bulunabilirim. 30 yaşından sonra iki ana öğün yeter. Onu söyleyeyim. 30 yaşından sonra iki ana öğün yeter. Sabah kahvaltısını pas geçin. Neden? Biraz sonra anlatacağım. Öğlen yemeği, akşam yemeği. İki ana öğün arasında 5 saati geçtikten sonra, 6 saati geçtikten sonra belki bir ara öğün tüketebilirsiniz. Ama işte saat 1'de öğlen yemeği yiyip de 6.30-7'de akşam yemeği yiyecekseniz ara öğüne de gerek yok arkadaşlar. 12'de öğlen yemeği yiyip akşam yemeğinizi 8'de yiyecekseniz evet 6'da bir ara öğün tüketin o zaman. Onun dışında eğer zayıflamak istiyorsanız ara öğün hiç yok. Bir leblebi tanesi bile ara öğündür. Hiç yok. Yani kesinlikle burada kalori hesabı yapmıyoruz. Burada kaloriye bakmıyoruz. Safradan salgılanan sıvıya bakıyoruz. O salgılandığı an siz bir tabak nohut da yeseniz
Bir leblebi de yeseniz yağ hücreleri tahliyesi durur. Bu kadar basit. Onun dışında bakın ben şimdi mesela zencefil çayı içiyorum. Tarçınlı, karanfilli, taze zencefil çayı. Bunun dışında her gün en az 1 litre, en az 1 litre, bazen 2 litre ayurvedik detoks çayı içerim arkadaşlar. Bunların da hepsinin tariflerini bulabilirsiniz. Benim sosyal medya hesaplarımda veya kitaplarımda. Bunları da bulamıyorsanız diliniz yanmayacak ölçüde sıcak suyu yudum yudum içmek sindirim sisteminiz için yapabileceğiniz hem bağışıklık sisteminiz hem sindirim sisteminiz hem de lenfatik drenaj sisteminiz yani cilt güzelliğiniz için yapabileceğiniz en basit ve en efektif uygulamalardandır arkadaşlar. Evet bakalım şimdi intermittent beslenme nedir? İntermittent beslenme fastalı yani aralıklı beslenme demek. Günün sadece belli bir saat diliminde yemek yeniyor, belli bir saat diliminde de besleyici özelliği olan hiçbir şey yenilip içilmiyor arkadaşlar. 24 saatlik sirkadiyen ritim içinde ben yıllardır 18'e 6 intermittan beslenmesini yapıyorum. Nedenini biraz sonra, her gün yapıyorum, hayır ama haftada 5 gün genelde uyguluyorum. Şimdi intermittan beslenme çeşitleri nelerdir? Birkaç çeşit var arkadaşlar. Kahvaltıyı atlayanlar var. Akşam yemeğini atlamak var. Sadece günde bir öğün, akşam yemek yemek veya öğlen yemek yemek neyse. Bir gün aç kalıp bir gün yemek yemek. Böyle uygulayanlar var. 2 haftada bir ya da ayda bir gün sadece aç kalmak. 5'e 2 metodu var. Bu 5 gün normal yiyip diğer 2 gün çok az demek. Veya az evvel bahsettiğim 16'ya 8 metodu var. Arkadaşlar 16'ya 8 metodu hem uygulaması çok daha basit. Hem de son derece efektif bir metot. Yani 24 saatlik sirkadiyen ritim içinde günün sadece 8 saatinde 2 ana öğününüzü yiyorsunuz. Geriye kalan 16 saatte bir şey yemiyorsunuz arkadaşlar. Mesela 12'de öğlen yemeğinizi yiyorsunuz. Günün ilk öğünü. İşte saat 7 gibi de akşam yemeğinizi yiyorsunuz. Ondan sonra bitti arkadaşlar. Saat 8'den sonra ertesi gün 12'ye kadar bir daha besleyici özelliği olan hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Yani çorba içmiyorsunuz, süt içmiyorsunuz, ilikli kemik suyu içmiyorsunuz. Süt zaten içiyorsanız lütfen kesin. Yani süt gerçekten hiç artık bizim yaşlarımızda, sizin yaşlarınızda da. Yani çocukluktan sonra içilmesine kesinlikle gerek olmayan bir gıdadır. İnek sütünden bahsediyorum bu arada. Şimdi kahvaltıyı atlamak neden mantıklıdır? Her zaman biliyorsunuz ki diyetetik fakültelerinde işte kahvaltıyı bir kral gibi, öğlen yemeğini bir prens gibi, akşam yemeğini bir fakir gibi yiyin önerilerinde bulunulmuştur. Aslında ben kilo almak isteyen danışanlarıma kahvaltı veriyorum. Bunu biliyor musunuz? Çünkü bizim Türk tipi kahvaltıları arkadaşlar maşallah yani. Diyeceksiniz ki bir tane tost. Eğer kahvaltıyı atlayamayacaksanız saat 9'dan önce, sabah 9'dan önce bir tane işte tam entegral ekmeği yapılmış güzel bir tost veya neyse işte yarım simit vesaire neyse tabii ki de yiyebilirsiniz. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız arkadaşlar sabah 6'da 7'de ameliyata girecek bir doktor cerrah değilseniz veya işte iş ritminiz buna uyum sağlayamayacak olanlar dışında kesinlikle kahvaltıyı önermiyoruz. Uzun yıllardır önermiyoruz. Bilimin de ya Ayurveda 3500 yıldır zaten önermez. Onu söyleyeyim. Kim? Ama bu tamamen yetişkinler için bakın. Yani büyüme çağındaki çocuklar için geçerli kesinlikle değildir. Çünkü onların hücre yapı taşlarına ihtiyacı var. Hücre yapı taşları da özellikle sabah kahvaltısında çok belirgin oluşur. Şimdi önce şu kahvaltıyı atlamak neden mantıklıdır? Onun bir arka plandaki bilimsel olayını anlatayım size. Sonra sorularınız varsa da öyle devam edelim. Şimdi kahvaltıyı atlamak, akşam yemeğini atlamaktan çok daha iyi kesinlikle. Tabii ki de ben tıka basa akşam yemeği yiyeyim demiyorum. Ama neden arka planda, hormonsal olarak neden önemli? Çünkü biliyorsunuz ki akşamları yaklaşık saat 10-10.30 gibi epifiz bezimizden arkadaşlar melatonin hormonu salgılanmaya başlar. Neden? Bizi uykuya hazırlamak için.
Ve kortizol da düşmeye başlar böbrek üstü bezlerinden salgılanan normalde çok travmatik bir şey yaşamadıysanız eğer. Ve melatonin sabah 4-5 şey kadar pik seviyesini yapar da ondan sonra düşmeye başlar. Sabah 5'ten sonra yavaş yavaş kortizol yükselmeye başlar ki melatonin aşağı inerken kortizol yavaş yavaş yükselir ki bizi güne hazırlasın, uyandırsın diye. Şimdi serotonin sabah 6.30 gibi, 6.30-7 gibi normal 24 saatlik sirkadiyen ritimler içindeki en yüksek sınırına ulaşır. Bedenin kendi ürettiği. En yüksek sınırına ulaşır. Yani eğer siz gün boyunca çok stresli bir iş hayatınız yoksa veya stres yönetimi yapıyorsanız, hayatınızda varsa stres yönetimi, sabah 6.30'da sizin normal olması gereken en yüksek olduğu değerdir, kortizoldur. Şimdi arkadaşlar, kuvvetli bir kahvaltı o saatte yağ yakmayı engelliyor. Neden? Çünkü zaten 24 saatlik saat dilimi içerisinde sabah 6 ile 10 arası metabolizmanın en düşük hızda seyrettiği saat dilimleridir. O yüzden sabah saatlerinde spor yapmak, fiziksel beden hareketleri yapmak son derece mantıklı ve akılcıdır. Çünkü ben zaten metabolizmamın en yavaş hızda seyrettiği saat dilimlerinde hareket edersem metabolizmamın hızlanmasına katkıda bulunuyorum. Bu kadar basit. Şimdi o saat dilimlerinde yemek yersem o zaman kortizol daha da yükselecektir. Kuvvetli bir kahvaltı yapmak yağ yakmayı engeller, kan şekerini, kan yağları dediğimiz trigliseritleri arttırır ve kan şekerinde ani çıkma ve inişlere neden olur. Sabahki kortizol artışının kandaki insülin sekresyonu üzerinde çok ciddi bir etkisi var arkadaşlar. Bu süre içinde yemek yerseniz insülin artar ve kan şekeri hızla düşer. Yani yağ yakma moduna geçemezsiniz. Bu kadar basit. Yağ yakma moduna geçemezsiniz. Ne oluyor sabah kahvaltı ettiğinizde? Neler yediğinizle çok da bağlantılı olduğu gibi aynı zamanda arkadaşlar. Kesinlikle öğlen yemeğine acıkırsınız. Yani sabah 9'dan önce veya 9 sularında da bir kahvaltı yapsanız 12 yarım gibi acıkırsınız. Aç rahatsız hissedersiniz. Tekrar bir şeyler yemek istersiniz. Kötü bir şeyler yediyseniz eğer bünyenizi dengesizleştirici bir şeyler yediyseniz şeker krizine girebilirsiniz. Ve bu durumda hipoglisemi dediğimiz şey oluyor. Yani birçok insanda kan şekeri düşer, tekrar bir şey yemek ister, başı döner, gözü kararır. Bunlar tepkiler olabilir bunlar. Bunlar yenilebilir. Ben yendim. Ben yendiysem siz de yenebilirsiniz. Bu kadar basit. Bu intermittent beslenme şekli diyabet 1 dışında, diyabet 2 hastaları için bile geçerlidir bakın. Diyabet 1'e bir şey yapamıyoruz. Onlar insülin iğnesi kullanmak zorunda. O başka bir konu. Ama diyabet 2 bile kullanabilir arkadaşlar. Böylece kısır döngüye girer, sürekli bir şeyler atıştırma, kan şekerinin işte düşmesi, insülinin artışı vesaire. Dolayısıyla kahvaltıyı atlar ve günün ilk öğünün öğle vakti yaparsanız şeker krizleriniz zamanla azalmaya başlar ve sonunda kaybolur. Şimdi en düşük kan kortizol düzeyi akşam 10 civarlarında. Uyku sırasında giderek yükselmeye başlıyor ve sabah 6.30 ile 8 arasında doruk noktasına çıkıyor. Sonra tekrar düşmeye başlıyor. Şimdi bu saatlerde kahvaltı yapmak, yani siz o saatlerde iyi bir Türk tipi kahvaltı yaptığınızda bu kortizol seviyesini düşürür. Ne yapar kortizol düşünce? Letarji, uyuşukluk, tembellik, miskinlik. Halbuki benim güne başlamam, canlı olmam, enerjik olmam, enerjik hissetmem lazım. Orada bir besine ihtiyacım yok benim aslında. Eğer zaten sağlıklı da besleniyorsam. Sabah tekrar ediyorum. Kortizolun düşük olması insülin artışına neden olur ve kortizol egzersizle insülin artışına neden olur ve daha kendinizi aç hissedersiniz. Hemen sonra gene aç hissedersiniz. Şimdi egzersizle birlikte kortizol yükseldiğinde sabah ise yağları eritir. O yüzden sabah hareket etmek çok iyi bir fikirdir. Ne demişim? Sabah yükselen kortizolu kahvaltı yaparak azaltmak
hiç akıllıca değildir. Hareket ederek yükselteceğiz. Şimdi intermittan beslenmenin faydaları nelerdir? Arkadaşlar, oksidatif stresi azaltma, insülin duyarlılığını ve mitokondriyal enerji verimini arttırma. Mitokondriler bizim enerji merkezlerimiz, kaslarda bulunuyor, çok önemli. Kaslarınız arttıkça, kas kütlenizi arttırdıkça mitokondriler artar. Böylece metabolizma hızınız yükselir arkadaşlar. O yüzden spor yapmak çok önemli. Yani metabolizma hızınızın normal bulundurduğunuz mitokondri sayısıyla son derece ilgisi var. Stres, hastalık ve yaşlanmaya karşı direnci arttırır intermittent beslenme. Bakın, açlık hormonu gerlin ve tokluk hormonu leptini normalleştirir. Arkadaşlar, biz uyurken zayıflıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Az uyuyorsanız vücut yağ hücresi tahliyesinde çok zorlanır. Yani tutar onu. Amigdala tutar onu, tutturur. Büyüme hormonu artışı gene çok önemli bir hormon var. IGF hormonu. O azalır. Bunları daha fazla, hani size çok fazla teknik bilgi vermek istemiyorum ama işte açlık kan yağlarını düşürür ve enflamasyonu azaltır ve DNA tamirine izin verir intermittan beslenme arkadaşlar. Peki biz sirkadiyen ritimlere göre, yani biyolojik saatinize aykırı hareket edersek neler olur? Yani diyelim ki siz, diyelim ki 9'da işiniz bitti. Saat 9.30'da akşam yemeği yediniz, 10'da akşam yemeğiniz bitti veya 10.30'da akşam yemeğiniz bitti, ya biraz kafa dağıtayım, müzik dinleyeyim, biraz dizi seyredeyim falan diye saat 1'e kadar kaldınız, 1.30'da yatağa gittiniz. Eğer her gece bu şekilde yaşıyorsanız, sirkadiyen ritimlere göre yaşamıyorsunuz demektir. Nedir sirkadiyen ritimler? Güneşe göre, aya göre. Yani doğanın kendi ritmine uyumlu yaşamak demektir. Biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın ritminden ayrılırsak hücrelerimizde dejenerasyon başlar arkadaşlar. Bu kadar basit. O yüzden biyolojik saatimize aykırı hareket edersek kronik yorgunluklar, zihinsel bulanıklıklar, kilo alma, merkezi sinir sistemi ve otoimmün sistemi rahatsızlıkları, oksidatif stres yükünün yükselmesi gibi her türlü hastalarda kapımızı aralamış oluruz. Peki, sirkadiyen ritimlere göre uyku uyuma lüksü olmayan meslek gruplarındaki, mesela sağlıkçı arkadaşlar, bazı yazılımcılar, güvenlik şirketlerinde çalışan arkadaşlar, bunlar ne yapacaklar hücrelerini korumak için? Günde bir saat meditasyon yapacaklar. En az günde bir defa yarım saat meditasyon. Çünkü yarım saat meditasyon tüm gece uyumak kadar psikolojik dinlenme sağlıyor. Dolayısıyla hücresel yenilenmelerini sağlamak için sirkadiyen ritimlere göre uyku uyuma lüksü olmayan arkadaşlarımızın kesinlikle günde en az bir defa yarım saatten meditasyon yapmaları şart. Otofajiyi de açıklayayım size, ondan sonra sorulara geçelim. Bu arada sorularınız varsa yazmaya başlayayım. Şimdi otofaji nedir? Belli bir sürenin üzerinde açlık halinde fizyolojinin ihtiyacı olan enerjiyi üretebilmek üzere hücrenin yaşlanmış yapılarının kendi lizozomu tarafından sindirilmesi sürecine. Şimdi bakın şöyle anlatayım ben size otofaji. Hiç bu slide okumayayım. Size şöyle bir anlatayım. Majör organlarımızın sürekli enerjiye ihtiyacı var. Ne bunlar? Kalp, beyin, akciğerler, böbrekler, karaciğer. Bunlar majör organlar. Bunların sürekli enerjiye ihtiyacı var. Nereden buluyorlar enerjiyi? Hücrelerden. Hücreler onlara o majör organların enerji gönderiyor. Hücreler nereden enerji buluyor? Enterik sinir sisteminden, yani sindirim sisteminden. Yani bizim yediklerimiz, gıdalardan. Biz bir şeyler yiyoruz, onlar sindirim sistemimizde metabolize oluyor ve hücrelere odun, kömür, mazot, yakıt olarak gönderiliyor. Hücre onu, bedenin kendi enerjisi, tükettiği enerjinin ismi ATP'dir. İşte nasıl uçaklar kerosin yakarsa beden de ATP enerjisiyle çalışır. Hücre onu alır, sindirim sisteminden gelen enerjiyi ATP enerjisine çevirir ve bunu
kendini yaşatmak ve majör organları yaşatmak için kullanır. Şimdi yemek yediniz. Aradan geçti 5 saat. Eğer açken yemeğe oturduysanız, yani zorla yemek yemediyseniz 5 saat sonra midenizde hiçbir şey kalmamış olması gerekir normal şartlarda. Fakat 5 saat sonra halen majör organların enerji ihtiyacı yok mu? Var. Majör organlar hücreye sinyal gönderir. Bana enerji gönder, enerjim bitmek üzere. Majör organ hemen sindirim sistemine sinyal gönderir. Bana enerji gönder, ATP'ye çevirmem lazım. Fakat sindirim sisteminde aradan geçmiş 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat hiçbir şey gönderecek, hiçbir şey yok. Gönderecek hiçbir şey yok. Dönüyor o zaman hücreye diyor ki, kusura bakma, midede hiçbir şey yok. Ben de sana gönderecek odun kömür kalmadı. Hücre ne yapıyor bu sefer? Hücre majör organa enerji göndermek zorunda olduğu için. Benim diyor enerji bulmam lazım. Nereden bulabilirim? Sindirim sisteminde kalmamış odun kömür. O zaman ben kendi çöpümü yakayım. Kendi çöpümü yakayım. Kendi çöpümle enerji üreteyim. Hem bu arada detoks işlemlerimi yapmış olurum, yenilenirim hücre olarak. Hem de majör organlara payıma düşen enerjiyi göndermiş olurum. İşte arkadaşlar otofaji budur. Biz sindirim sistemimizi 14 saat aç bıraktıktan sonra 14. saatte otofaji mekanizması çalışmaya başlar. Yani siz akşam 8'de en son ağzınıza bir şey attıktan sonra arkadaşlar sabah 9-10 gibi sizin otofaji mekanizmalarınız çalışmaya başlar 12'ye kadar. Yarıma kadar yemek yemezseniz bedeniniz kendini yeniler, yeniler, yeniler. Siz yarımda masaya oturduğunuzdan 16 saat geçmiştir ve otofaji mekanizmalarınız çalışmıştır ve kendinizi çok daha dinç, iyi ve iştahla masaya oturmuş olarak hissedersiniz. İştah sağlık göstergesidir arkadaşlar. Evet. Bakın çığır açan bu yeni bilgilere göre 3 gün bile vücudun sadece günde 16 saat boyunca aç bırakılması vücudun bağışıklık mekanizması önemli ölçüde yenilenerek dinçleşmesi sağlandığı klinik araştırmalarla ispatlanmış. Ayrıca bu çalışmalara göre, bu araştırmalara göre vücudu faslalı yani intermittent bir şekilde aç bırakmak kök hücre leri tetikliyor. Kök hücreler ne kadar çoksa, ne kadar sağlıklıysa biz o kadar kronolojik yaşımızdan biyolojik olarak daha genç görünürüz arkadaşlar. Ve hastalıklar bizde duramaz, tutunamazlar. Yani otofaji hücresel seviyedeki en mükemmel detoks işlemidir. Ve bu intermittent beslenmeyle olur. Yani otofaji, yani intermittent beslenme enflamasyon önleyici beslenme için beslenmenin kendisidir ve enflamasyon önleyici beslenmenin de en iyi uygulamalarından bir tanesidir. Evet, şimdi soru cevaba geçmek istiyorum çünkü vaktimiz dolmak üzere. Gastrit rahatsızlığı olanlar için intermittent beslenmeyi öneriyor musunuz? Tuğçe Hanım, gastrit rahatsızlığınızın ne derece olduğunu bilmiyorum. Bunu bence doktorunuza danışın. Teşekkür ediyorum Merve Hanım. Bir şeyler yazmış. Başka soru var mı arkadaşlar? Beslenmeyle ilgili veya bugünkü konularla ilgili veya bütünsel sağlıkla ilgili aklınıza gelen başka sorular var mı? Beni bulmuşken sorun. Emin misiniz? Herkes süper sağlıklı besleniyor galiba bin yaprak ailesinde. Ne mutlu. Keşke, keşke. Merhaba. Keşke. Merhaba. Merhaba Umut Hanım, buyurun. Ben şimdi fark ettim ki 5.5 diye LinkedIn'de okudum. 4.5 olduğunu görüp bir telaş katıldım. Kaçırmış oldum aslında. Sorum varsa da soramıyorum şu an çünkü dinleyemedim. Hay Allah, ama şimdi hemen YouTube videosundan dinleyebilirsiniz. Tamam, evet, YouTube'da tekrar yayınlanacak zaten. Tamam, öyle. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben bir sorayım diyecektim ama Burcu Hanım'la bir soru gelmiş. Hocam iki öğün arasında sadece su mu içmeliyiz? Hayır, iki öğün arasında su, çay, kahve, besleyici özelliği olmayan şeyler içebilirsiniz.
Yani mesela çorba içemezsin, ilikli kemik suyu içemezsin, süt içemezsin, şekerli bir meyve suyu içemezsin besleyici özelliği olan. Ama su iç, çay iç, detoks çayını iç, kahveni iç. Bunlar şey. Bir direkt Nisa Hanım'dan direkt mesaj soru gelmiş. Kuru baklagillerin enerji seviyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen anlatayım. Kuru baklagilleri arkadaşlar 48 saat suda bekleterek 24 saat bekletiyorsunuz. O suyu döküyorsunuz. Bir 24 saat daha bekletiyorsunuz. İçindeki fitat enzimlerini dışarı çıkartıyorsunuz. Hatta kuru baklagilleri bir de filizlendirerek tüketirseniz enerji seviyelerinin nasıl yükseldiğine inanamayacaksınız. Son derece filizlendirilmiş kuru baklagillerle beslenmek son derece sağlıklı ve enerji seviyenizi de çok yükseltir. Kombuça çayı ne zaman içmemizi tavsiye edersiniz? Kombuça çayı, yani kombuça çayı aralarda içebilirsiniz. Çok hiçbir şeyi fazla abartmayın. Obsesif olmaya gerek yok hiçbir konuda. Aç karnına içerseniz probiyotik açısından sindirim sisteminize daha hızlı tabii ki de mekanizmalarını çalıştıracaktır. Ama bu konuda özellikle Instagram'da Sibel Elçin'i, Selçin diye hesabı, onu takip etmenizi öneririm. Kendisi benim partnerlerimden olur. Bu konuda onun uzmanlığı var. Ona da bu soruyu sorabilirsiniz. Zaten o hep yazıyor. Çok güzel tarifler veriyor. Instagram paylaşımlarında kombuça çayıyla ilgili paylaşımlarını bulabilirsiniz. Ayurveda konusunda kitap web sayfası önerisi neler olabilir? Yani Umut Hanım, şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama hani diyeceksiniz ki böyle bir şey olur mu? Evet oldu, yapacak bir şey yok. 14 yıldır Ayurveda konusunda benim web sayfalarıma koyduğum ve YouTube çekmiş olduğum YouTube videolarından daha geniş paylaşım yapan birisine henüz rastlamadım. Ama vardır şüphesiz. Özellikle Atom Damalı'nın kitabını, Uli Almedinger'in kitabını, yabancılardan Dr. David Foley'in, Dr. Vasant Ladd'ın, Dr. Shuhas Shirsagar'ın kitaplarını kesinlikle öneririm. Eğer izin verirseniz burada kalkıp şimdi kütüphanemden birkaç tane kitap gösterebilirim. Probiyotik takviyesi almayı önerir misiniz? Sucum, benim Yükselen Çağ web sitemi de paylaşırsan İstersen bir de şey, wellagingturkiye.com. Meyveleri ne zaman yememiz gerekir? Eğer Nisa Hanım aralıklı oruçta diyelim ki yazın 12'de öğlen yemeğinizi yediniz, 5'te bir ara öğün bir porsiyon, iki porsiyon meyvenizi tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra meyve yemiyoruz. Şeker hastalığına davetiye çıkarıyor. Meyve, taze meyveler ya sabah 9'dan önce intermittent besleniyor olsanız bile kilo verme sorununuz yoksa o şekilde tüketebilirsiniz veya öğle yemeğinizi yedikten en az 3 saat sonra. Evet, bunlar benim web sitelerim. Bazıları probiyotik takviyesi almayı önerir misiniz? Ben kullanmıyorum. Eğer ihtiyacınız varsa doktorunuzun önerdiği probiyotikleri alabilirsiniz. Birisi harika olur demiş. Ha, bir dakika. Şey, kitap. Hemen gönder. Bir dakika. Bir dakikanızı rica edeceğim. Ay. Nerede bu kitaplarım acaba? Bulacağım hemen. Ya şöyle yapalım. Şimdi kitapları bulamadım. Ben şuraya yazsam, bir dakika, herkese mi yazıyorum? Everyone seçtim. Bakın şimdi Doktor Shuhas Shirsagar'ın Türkçe'ye çevrilen harika bir kitabı var. Onu kesinlikle alın. Onun dışında Doktor Kuretti galiba. Kuretti'nde var. Onun dışında Doktor David Foley zaten, yani duayen. Yani kesinlikle almalısınız. Tabii ki de benim Gelmeniz Kaderiniz Değildir kitabımı önce okuyun, Ayurveda ile ilgili. Temel bilgileri orada bulacaksınız kompakt bir şekilde. Gelmeniz Kaderiniz Değildir kitabımda. Onu da yazayım. Hatta Gelmeniz Kaderiniz Değildir'i Wellbeing Ajandası ile birlikte kullanın arkadaşlar. Doktor Vasant'ı da kesinlikle almalısınız. Evet, başka sorular var mı?
Kuru yemiş ve meyve benim en sevdiğim yiyecekler demiş. Afiyet olsun. YouTube'da bir soru var. Sabah meyve yemenin bir zararı veya faydaları? Hiçbir zararı yok. Afiyet olsun. Sadece meyveleri tüketirken lütfen şuna dikkat ediniz. Meyveleri yoğurtla tüketmek veya süt içinde shake şeklinde tüketmek hiç iyi bir fikir değil. Sindirim enzimlerinin yapısını bozuyor. Yani sindirim sistemi bozuyor. Dolayısıyla meyveleri meyve salatası şeklinde tüketmek de iyi bir fikir değil. Meyveyi tüketirken bir meyveyi, tek bir çeşit meyve tüketin arkadaşlar. Mandalina yiyecekseniz mandalina. Mandalina, elma, portakal, karpuz, kavun, üzüm yapmayın. Tamam mı? Her gün bir tip meyve yiyin. Oldu mu? Çünkü her meyvenin asidik yapısı farklı. Sindirim sistemini bozabilir. Ha, canınız çok istiyorsa tüketin. Fakat bunu alışkanlık haline getirmeyin. 40 yılda bir meyve salatası veya 3 tane 4 tane meyveyi karıştırarak yemişsiniz. Sorun olmaz. Ama her gün bunları karıştırarak yerseniz sindirim sisteminizde sorunlar başlar, yani söyleyeyim. Yani ayran besleyici özelliği olan bir şey. Özellikle ayranın içine kimyon koyarsanız, ayurvedik ayran olur, ismi Lassi'dir, sindirimi inanılmaz rahatlatır. Öğlen yemeğinde bol kimyonlu bir ayranı buzsuz bir şekilde afiyetle içiniz. Ara öğün, ara öğüne girer ayran yani. Besleyici çünkü. Nefeste Saklı Hayat. Şifa olsun. O nefes teknikleri kitabım. Özellikle gündelik rutinleri ve well-being'i anlattığım kitabım ve well-aging'i anlattığım kitabım. Genleriniz kaderiniz değildir. Hatta ben bütün bin yapraklılara benim bütünsel detoks önerileri iyi kitabımı da hediye etmiştim. Onu da aranızda almayan varsa değerli yöneticilerimize söyleyelim. Bir şekilde bu YouTube'umun altına bir link vereyim. Oraya koysunlar. Oradan arzu eden de 100 sayfalık bir kitabı sizlere hediyem olsun. Ebru Şinik'ten Bütünsel Detoks Önerileri kitabını da indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Bin Yaprak ailesi adına. Başka sorumuz var mı? Acaba chatten? Bitti galiba. Ben hepinize değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz asıl bugün bizde olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hem buradaki katılımcılarımıza da, YouTube'daki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sene Ebru Hanım'la buluşmalarımız devam edecek. O yüzden gözlerinizi binyaprak.com'dan ayırmayın diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve herkese muhteşem bir günün geri kalanını diliyorum. Evet, çok sevgiler hepinize. Görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi haftalar herkese.